Arkadaşlar, kripto coin çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Efendim, nasılsınız, iyi misiniz günleriniz nasıl geçiyor? Panik yaptınız mı birkaç günkü düşüşlerde, düzeltmelerde diyelim. Evet dünkü videomuzda ne yaptık? Panik yok dedik, değil mi? Bakınız piyasa tekrar geri dönmeye çalışıyor. Döndü demiyoruz, dönmeye çalışıyor arkadaşlar. Efendim, ee, bizleri neler bekliyor? değil mi? Hangi coinler öne çıkıyor? E, formasyonlar nedir? Biliyorsunuz bugün e, Telegram grubu kanallarında Bitcoin analizini paylaştım arkadaşlar. Web siteme yazmıştım. Okuyanlar var tabii ki ama yine de nispeten az sevgili kardeşlerimiz. E, neredeyse 100 kişi bile olmadı okuyan. E, güzel kardeşlerim. Biz önce okumayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani e, her videomda bunu anlatıyorum sevgili kardeşlerim. Mutlaka ve mutlaka kendinizi yetiştirmeniz gerekiyor eğer yatırımcı olmak isterseniz. Efendim, ee, sevgili kardeşlerimiz, kripto dünyasının kalbinin attığı bu kanala hepiniz hoş geldiniz. Yani Kripto Coin Charts'ı kanalımıza. Bugün sizlerle Bitcoin, altcoin piyasasının nabzını tutacağız ve bu yolculukta hangi coinlerin ön plana çıktığını sizlerle paylaşıyor olacağız. Bitcoin'deki son dalgalanmaların ardından en parlak altcoin'lerin gelecek vadeden hareketleri ne kadar? Yükselişleri hangi durumda? Bunları da e, masaya yatıracağız diyelim <laughs> anlayacağımız tabirle. Günün öne çıkan coin'lerini inceleyeceğiz. Tabii ki kritik, destek ve direnç noktalarını da belirleyeceğiz. Ve elbette kişisel yorumlarımızla birlikte hedef fiyatlarımıza da göz atacağız. Oklarımızı çekeceğiz. Efendim hedef fiyatlarımız nelerdir? Tabii ki çok çok uzun video olmayacak canlı yayınlar gibi. Evet günün öne çıkan coinlerini inceleyeceğiz dedik, kritik desteklerine bakacağız ve piyasalarda hızla değişirken bilgiye dayalı kararlar almak her zamankinden daha önemlidir arkadaşlar. Sevgili kardeşlerimiz, kripto dünyasının derinliklerine dalalım ve e, piyasamızda neler oluyor bunlara bakalım diyeceğim ama öncelikli olarak sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var arkadaşlar. Birçok yatırımcının finansal okuryazarlığa sahip olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla, ee, ne zaman alıp ne zaman satması gerektiğini de bilmiyor kardeşlerimiz. Portföylerinizi etkili bir şekilde yönetmek için finansal okuryazarlık bilgisine sahip kişilerle birlikte yürümeniz önemlidir arkadaşlar. Eğer yardım alacak kimseyi bulamıyorsanız ya da bu konuda bilginiz yoksa az sonra ekranlara vereceğimiz mail adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerimiz peki hocam yani e, tabii ki sizlere ulaşıyoruz da bazılarınız der ki hocam bizlere geri dönüş sağlamıyorsunuz güzel kardeşlerim mail adreslerimiz de geldi bu ara telefon numaralarınızı bıraktığınız takdirde dönüş sağlayabiliyoruz başka türlü zamanımız olmuyor arkadaşlar Yani biz size bir de whatsapp üzeri bana e, telefon numaralardan tabii ki e, daha ucuz olur. Çünkü ucuz derken bedava olur arkadaşlar. Bedava olur çünkü biliyorsunuz normal hatlardan ararsanız biz de bir yurt dışında olduğumuzdan dolayı da sizlere e, ya da bizlere aşırı derecede maliyeti olur. Ama direkt internet üzerinden aradığınız zaman bunun maliyeti sıfır arkadaşlar biliyorsunuz. WhatsApp üzerinden. Efendim. Bakınız dünkü videomda çoğu şeylerden bahsettik. Önceki videolarımızda nasihatlarımızdan bahsettik. Güzel kardeşlerim bu piyasada ne yapılır? Böyle geri çekilmelerde panik yapılmaz. Varsa ekleme yapılır yoksa beklenir diyorduk değil mi? Hareket halindeki hiçbir trenden ne inin ne de binin şeklinde sizlerle bunu sürekli paylaşıyoruz ve paylaşmaya da devam edeceğiz elbette. Her zaman bir yatırımcı gibi davranmanın yollarını arayın arkadaşlar. Efendim bir yatırımcı nasıl davranmalıdır? Bir yatırımcı nelere dikkat etmelidir? Bir yatırımcı duygusal hareket etmeli midir? Evet. Duygusal hareket eden yatırımcı kaybetmeye mahkumdur. Hiçbir coin'le, enstrümanla, bu hisse senedi olabilir. Duygu bağı kurmayacaksın kardeşim. Benim koyunun senin koyun. Takım tutar gibi koyun tutmayacaksın güzel kardeşim. Sen ne için buradasın? Para kazanmak için. E öyleyse para kazandıracak sana hangi koyun varsa kazanamayacağın koyundan çıkıp ona gideceksin kardeşim. Hocam benim bunda işte yüzde şu kadar zararım var. Bunda bu kadar zararım var. Bazen de kan giren olmuş kolu kesmeyi bileceksin sevgili kardeşim. Çay bekledim, bir şey yok. ay bekledim, bir şey yok. 6 ay bekledim, bir şey yok. E, o zaman bu coin'de bir şey var demektir. Yani ya verdiği sözü tutmamıştır. inovasyonlarını yerine getirmemiştir ya da efendim yani bir şeyler vardır. Ortayla anlaşamamıştır, kendini güncellememiştir vesaire vesaire. Şimdi güzel kardeşlerim, bir diğer sorunuza geleceğim. Bakınız. Çoğu kardeşlerimiz der ki ya hoca bu 3 coin birleşti yapay zekalardan. Yani birleşme haberleri piyasada var. Bununla ilgili daha çok haberler duyacaksınız arkadaşlar. Bunun da %90'ı asılsız olan haberler olacaktır. Evet. Ne dediler? Efendim Fecali, Agix ve Ocean Protocol birleşerek Asiye adı altında bir coin'e geçecekler. Zaten mevcut hali hazırda bir asi coin yok muydu? Vardı. Pump yaptırdılar arkadaşlar, pump. E ondan sonra da yerin dibine çektiler. Herkesi içeride bıraktılar. Bizi, ben şunu anlatıyorum, değer kardeşlerim. Bu tür o haberlerden kulağınızı bir tıkayın. Bakınız, kulağınızı bir tıkayın. Yolunuza devam edin. İki, bir borsa yeni alt koyun listeliyorsa o fiyatına zaten erişmiştir. Küçük borsalardan bahsetmiyorum, büyük borsalar için konuşuyorum. Ha, o koyun yeni değil önceden küçük borsalarda işlem görüyorsa işte o coin zaten belirli fiyata gelmiştir. Ama bazen coinler çıkıyor mesela tepeden inme İşte Ahmet'in coin'i çıkıyor misal. Ha, bu yarın çıkacak bunu Binance'de listeleyecek. Ha, o zaman fırsatın varsa ona bir şey yapabilirsin. Ama dediğim gibi küçük borsalardan süre gelen 2 sene önce küçük borsalarda listelenmiş 2 sene bitmiş de efendim. İşte A borsası B borsası büyük borsalardan listelemeye girecekmiş. Ya geçin bunlar arkadaşlar. Geçin. E madem alacaktın diğer borsalarda zaten iki seneden beri vardı. Doğru mu? Aha. Ben sizlere ne dedim güzel kardeşlerim? 2021'deki ralliler gibi olmayacak. O zamanki gibi boğa sezonu bu boğa sezonu olmayacak. O zaman da hangi koyuna e el atsan para kazandın bu kez böyle olmayacak. Siz bunu görmeniz lazım. Evet. önceki yaşanan yükselişte neler gitti, neler yükselmeye başladı bunları görmeniz lazım. Koyun gitti mi? Elbette hayır. Projeleri iyi becerme, yani iyi belirlemeniz gerekiyor sevgili kardeşlerim. Efendim, lafı fazla uzatmadan ne yapıyoruz? Şöyle bir kripto paralara geçelim. Bitcoin'de kritik destek dirençleri görelim. Altcoin'lerde bazı altcoin'lerde öne çıkanlar var onlara bakalım. Yine birkaç belirli altcoin'lerin analizini yapalım sevgili kardeşlerim. Tabii ki böyle 50-100 tane coin analizi yapmayacağız canlı yayınlarda olduğu gibi. 3-5 coin videomuzu noktalayacağız. Zaten asıl olan Bitcoin ve Ethereum analizidir. Ardındakiler de onların peşinden gidecektir sevgili kardeşlerim. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Evet hani böyle gelen videolardan haberdar olmanız açısından. Bir de arkadaşlar e, vakit bulursam bugün Kick platformumuzda canlı yayın yapacağım bilmeyenler e, zaten videoların açıklamalar kısmında adresler var ya da Telegram grubunu takip edenler zaten biliyorlar. E, canlı yayına geçtiğim an orada paylaşıyorum zaten oradan izlemek için gelebilirler. Ee, sevgili kardeşlerim. Evet. Ee, ne yapıyoruz? Teşekkür ediyoruz hepinize. Buyurun diyoruz. Yorum ve analizlerimize geçelim arkadaşlar. <laughs> Efendim tekrar merhabalar. Kripto coin chartsına kanalımıza hoş geldiniz. Kısa bir konuşmanın ardından şimdi. Yorumlu analizlerimize başlayalım. Bugün total 2 grafiğine baktığımızda %2'ye yakın bir para girişinin olduğunu görüyoruz. 4 saatlik grafikte 2 tane yeşil mum ve son attığım mum yön arayış mumuydu zaten. Girişler devam ediyor. 1.125 milyar dolar seviyelerindeyiz. Dominans. Evet. Dominans'ta bir geri çekilme gözle görülür var. 0.23'lük bir kırmızıdayız. Ve 54'ün altında 53.72 bandında hareket ediyoruz dominansta. Tabii ki dominansta bizim beklentimiz kırmızıda kalması ve derinleşmesi yöndedir. Tabii ki bu arada Bitcoin'in yeşilde kalması şartıyla. Evet ne dedik Bitcoin'de dün? Sevgili kardeşlerim panik yok. Bizim ara destek bölgemiz 65 bin dolar. Ana direnç bölgemiz de 60 bin dolar demiştik. 60 bin dolardan da oldukça uzağız. Daha ana destek bölgemiz olan 65 bin doları test etmedik bile. E bu panik niye? Zaten yükselişler için düşüşlerin gelmesi gerekirdi. Yani düzeltme olmadan yükselişler olmaz güzel kardeşim. Sen her zaman yokuş mu çıkıyorsun? Her zaman iniş mi iniyorsun? Hiçbir enstrüman sonsuza kadar yükselmez, sonsuza kadar da düşmez sevgili kardeşlerim. Dedik ya, long ve short pozisyonlarından uzak durun, uzak. Yedirmezler kardeşim, makineye karşı oynuyorsun. Yedirmezler. Evet. Ne kadar onun başında kaç kişinin seni takip ettiğini. Zaten Bilmen gerekir. Bilmiyorsan da ezbere oyun oynuyoruz. Bu anlamda yatırımcı ol. Kumarcı olma kardeşim. Yatırımcı ol ki Öyle. geri çekilmelerde paran yoksa bile panik yapmasın en azından. Bana ne dersin ya düşerse düşsün. Az olsa çıkacak. Çıkacak. Burada sadece senin paran mı var? Dünyanın parası var. Sen efendim A coin'le yatırım yapmışsın. A coin'in sahibi sadece onun piyasaya süren değil ki. Sen de onun sahibisin. Senin de yatırımın var. Dünyanın yatırımı var. Onun için diyoruz ki arkadaşlar, bu piyasa dünyanın yatırdığı piyasa. Bugün e, bizim bir borsamız, biz yüzü endeksimizde sadece yerli yatırımcı var. Bir Türkiye yatırımcısı var. Ama kripto paralarda dünya yatırımcısı var. Böyle geniş perspektiften bakın bir de. Evet güzel kardeşlerim. Bitcoin cephesinde bugün %1.5'luk bir artış ve 66424 dolar seviyelerindeyiz. 4 saatlik grafiğimizde düşen trendi yavaş yavaş kırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakınız yukarıdan aşağıya gelen bir trend bölgemiz var. Lakin Nisan ayında tester olacağını da unutmayınız, sevgili kardeşlerim. Yani güzel bir sirkeleme yapıldı değil mi? Güzel bir sirkeleme yaptılar. Ya, ya Bitcoin yaralanması öncesi. Şimdi bu ayın son haftalarında Bitcoin yaralanması bekleniyor arkadaşlar. Bu da tabii ki her Bitcoin yaralanmasından sonra fiyatların uçuk şekilde yükseldiğini zaten daha önce yaşadık. Yine de yaşayacağız tabii ki inşallah. Efendim gördüğümüz bu potansiyelde bizi yukarıda yine 74-75 bin dolarlar bekliyor. Bitcoin için ana direnç bölgemiz 70 bin dolar kırıldığı sürece Artık 100 bin dolar yolunun açılmış olacağını sizlerle paylaşabilirim. Tabii ki burada anlattıklarım ya da anlatacaklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kripto coin çarşısının görüşme ve düşünceleridir sevgili kardeşlerim. Evet benim e, 70 bin doların üzeri yani buranın üzerinde şöyle bir 10 gün oyalanması 70 ile 75 bin 77 bin gidiş gelişler yapması bitcoin'in 100 bin doların hareketinin başlangıcı anlamına gelecektir sevgili arkadaşlar. Efendim Ethereum cephesine baktığımızda Ethereum'da da bakınız 4 saatlikte güzel bir şelale geri çekilmesi yaşandı. Yani yaklaşık 3.65'lerden başlattı bu düşüşü. Nereye kadar düzeltmeyi? 3.20'lere kadar. Yani ana destek bölgesine yanaşmadı bile. Ne dedik Ethereum için ana destek bölgemiz? 3000 dolar ana destek Ana direnç 3500, ana direnç de 4000 dolardır. Hala masadadır, değişiklik yoktur. Ve bugün de %2'ye varan bir yükselişi vardır Ethereum'un. Sevgili arkadaşlar. Ethereum cephesinde de durum budur. Güzel kardeşlerim, takip edilmesi gereken coinlerden biri de Filara'dır arkadaşlar. Filara düzeltmeler yaptı, bitirdi. 00.30'larda çok kaldı, artık 40 seviyelerin üzerine taşıdı kendini. 0.050 direncini kırarsa 0'a atmaya kadar bir yol bulabilir kendini. Günlük grafiğinize bakacak olursak bakınız yukarıdan aşağıya gelen bir düşen trendimiz vardı. Değil mi? Bakınız burada bir düşen trendimiz var arkadaşlar. Daha önceki çekilen oklar hedeflerini zaten vurdu. Peki hocam burada bizi bekleyen ne olur? Değil mi? Efendim, Filara cephesinde Buradaki derinlik olacaktır bana göre. Derinliği alırsak şöyle. Evet. Tam kırılıma koyalım arkadaşlar. 60 seviyeleri. Evet. 60 seviyeleri görünüyor. Yani bu da bize tabii ki nereye gösterecektir? Rahatmaya kadar yükselişini gösterecektir. Duşun üzerine konumlandığı an sıfırın birine filaradan veda gelebilir arkadaşlar. Yine sizlerle paylaştığım ZRX var. %2.5'luk bugün ee, yeşillikte diyelim yukarı yönlü hareketi var. Ee, 4 saatliğine baktığımızda zaten göreceksiniz. Bir yukarıdan aşağıya gelen, yukarıdan aşağıya gelen bir evimiz vardı. Düşen trendimiz vardı. Kırdık mı? Evet. E, simetri olan 1 doların üzeri geliyor. Şu an 66'lardayız bakınız 0 66 dolar seviyelerindeyiz. Evet. Burada bizi yukarı yönlü momentum olarak ne takip edecektir bu ok. Evet. Bu Okta ok da, da bizim hedef bölgemiz neresidir arkadaşlar? 1 dolar ve üzeri geliyor. Daha önce 1.40 seviyelerine kadar zaten çıkmıştı galiba değil mi? Yani öyle bakacak olursak evet 1.44 33 evet 1.44'e kadar iğne atmış. Düzeltmesini yaptı gayet de Başarılı bir düzeltme yaptı bana göre ee, yeni girişler için. Çünkü uçtu gitti diyenler artık gidemeyiz göremeyiz diyenler için başarılı bir düzeltme geldi. Efendim, Origin protokol yani web 3 protokolü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bugün bir ara ne yaptı? 0.24'ü ineledi şu an e, 21 seviyelerde 22 seviyelerde ve %10 civarında bir yükselişi var Ogen'in. Günlük olarak baktığımızda bu bugünkü hareketi yön arayış mumunu attı. Bakınız burada bir T mumunu, yön mumunu attı. Buradan sonra yapacağı yukarı yönlü momentum haftalıkta bizi bir şey ne bekliyor? Haftalık için bir şey diyemiyoruz. Ama günlük bazda e, yukarı yönlü momentumun devam edeceğini söyleyebiliriz. Destek, kritik destek 20'dir. E, ara direnç 25'tir. 0.25 kırarsa 30 bandına doğru... Orjin protokolden de bir yükseliş bekliyoruz. Peki Scala Network efendim yavaş yavaş artık ben tamamla tamamım diyor ya ben tamamım. Çünkü ben diyoruz 0-10 doların üzerinde kalmayı başardım. Artık bundan sonraki benim yolum 15 ara dirençtir kırarsam 20-25'e kadar bir anda uzanabilirim diyor. %9-10'lukta bugün Scala'da da bir yükseliş potansiyeli görüyorum. Peki Blur cephesinde ne var? Blur'da da 0.54-55'ler yani Blur'un 50 seviyeleri dönüm noktasıdır arkadaşlar. Geçen de buradan döndü biliyorsunuz. Artık Blur içinde 60 direnci var önünde tekrar daha önce destekti. Burayı tekrar kabullenirse artık onun yolunun da yukarı doğru devam edeceğinden şüphemiz kalmıyor Blur için yukarı yönlü momentum yapması halinde. Efendim, e, arabam 60 model. Yokuşları çıkmıyor. Evet 1.5 dolardayız yine. E, düzeltmesi bitti öyle görünüyor. Çünkü ikinci mum attı. Yukarıdan aşağıya gelen ARB coin'de bir düşen trend ve bu bir de destek bölgemiz var. Şimdi bu destek bölgemiz burası. E, dönüşüm noktası ve buradan yukarı yönlü momentumu ARB coin'de nasıl görebiliriz? Dönüşüm noktası 1.69-1.70'lere gidiyor 4 saatlikte yine. Ee, tabii ki e, 2 dolarda ana direnç bölgemiz var. Bunu bekliyor olacağız. Efendim e, yine XCN'de hareketlilik var bakınız. Bu da düşen trendi kırdı. E, şu anda 26 seviyelerinde 25 ana direncini kırdı. Buradan yukarı yapacağı bir momentum bize neyi verecektir? Hemen onu şöyle bir okla Yerine getirelim. Şimdi diyeceksiniz koca bu oklar. Evet güzel kardeşim hedefini hep 12'den vurdu bizim oklarımız. Oklarımızda ben, ben benim oklarımda sıkıntı görmedim göreceğimizi zannetmiyorum. Ha ne olur olumsuz bir haber iddiaları piyasada o zaman grafik analiz yorum formasyonları unutacaksın kardeşim. Ama piyasalar normal seyrine devam ettiğinde ee, bu okların hedefini 12'den vurduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki şu anda 30 seviyeleri görünüyor direnç bazında sevgili arkadaşlar. Efendim Flacoin, Flacoin'de de bakınız yataya bağladı, düşen trendi kırmak üzere. Başardığı an tekrar 10 dolar direnç bölgemiz var. Burayı bir kez daha denemek isteyecektir Flacoin'de sevgili kardeşlerim. Stax cephesi 3.30 seviyelerindeyiz. Bakınız yön aramaya devam ediyor Stax Bu 3 ile 3.5 dolar bandı arasında iyi gezeledi. Eğer 3.5 geçer 4'e doğru hareket başlatırsa 5 dolar, 5 dolar seviyelerini görür arkadaşlar Stax. Takip edilmesi gereken coinlerden biri de Cardano'dur. Yani ada koyun. Ada koyun şu an 59-60 bandında bakınız. 60'ı hiç bırakmamaya çalışıyor. Ben diyor bir dahaki yükselişim nefesim yeterse 1 dolar diyor arkadaşlar. Nefesim yeterse bir dahaki geri dönüşüm benim 1 dolar şeklinde olabilir şeklinde yorumluyoruz bu grafiğe göre. Bakınız burada 65 var ama 60'ın üzeri zaten 1 dolar yolcusudur şeklinde söyledik. Chainlink. Ben diyor 18 doları bırakmıyorum kolay kolay. 20'yi kırarsam da artık bu sefer üzerinde kalmaya çalışacağım. Başarırsa da 30 bandına doğru Chainlink'ten de bir yükseliş gelebilir. Odi cephesi. Evet. E, dönüş var. %4'lük bir yükseliş var. 0.27 dolardayız. 25 destek. 30 direnç. Bu band aralığından kurtulduğu an audio'da iyi bir nokta göreceğiz. Chiliz. Tekrar 15 direncini yakalamaya çalışıyor. Kırmaya çalışıyor. Eğer başarırsa Chiliz Artık yavaş yavaş çirizinde çirizin yükselişi halving sonrasına kaldı gibi görünüyor arkadaşlar. Burada bekleyip göreceğiz. Ee, tabii ki küçük yükselişler olacaktır ama ahım şahım rallileri büyük bir ihtimal halving bitcoin yarılanmasının ardından yaşayabiliriz güzel kardeşlerim. İnece coin kaçıranlara bir fırsat daha verdi. 33 dolara kadar geriledi hatta 31.25'e kadar da iğne attı. Lakin dönüş var. Bir anda 40 dolar ve üzerine çıkarsa da sürpriz olmaz. Şu an 34 dolar seviyelerinde hareket ediyor. İğneci coin. Matic cephesine baktığımızda Matic'te de şöyle günlük bakalım arkadaşlar. Daha önceki okların hedefine geldiğini zaten söylemiştik. E, Matic'te bizi destek bölgemiz 80'dir. Direnç bölgemiz 1 dolardır. Daha önce 1 dolar hedef verdi Kırdı geçti. Ama üzerinde kalamadı. Bekliyoruz sadece. Leopling cephesine baktığımızda Leoprinc'de de %3.5'luk bir geri çekişe, şey yükseliş var. 35'lerde 30 desteğini korudu. Bir anda 40 ve yukarısı hareketi gelirse de Leoprinc için sürpriz olmaz sevgili kardeşlerim. LRC'de e, tabii ki güzel yükselişler önümüzdeki günlerde bizi bekliyor olacaktır. Peki Feçali. Feçali cephesinde bugün %2'lik bir yükseliş var. E, şimdi videonun başında da dedim ya bunların birleşmesi falan. Efendim, e, normal birleşilirse yeni koyundaki fiyat oranı 2.80 dolar seviyelerinde, 2.82 gibi düşünülüyordu. Lakin kesinleşmiş bir durum yoktur. Şu anda 2.70'lerde 3 doların üzerine, 3.5 üzerine doğru bir hareket başlatırsa Feçali artık nereye kadar gider? Freni patlar. Frene tuttuğu yere kadar gider diye bir diyebiliriz. 2.5 ara destek, 2'de de ana destek bölgesi hala çalışıyor. 3 dolar direnç bölgesidir. Efendim The Graph, GRT farklı. Aynı zamanda projeye de sahip biliyorsunuz. Sadece yapay zeka değil. GRT bana göre bunların hepsinin daha önüne geçecektir arkadaşlar bana göre. Ama sabredenler bunu görecektir. Şu an 0.34 dolar seviyelerinde ee, yak, aynen Algon'un projesine de sahiptir. Yani şu anda %4'lük yukarıda 34 seviyelerinde 30 destek 40 direnç. kırarsa Yarım dolar ve üzeri gelir. Şimdi yapay zekalardan bu ikisine baktık. Diğerlerine geçmeyeceğim. Bir de e, Doge Shiba'ya bakalım arkadaşlar. Doge'de %2'lik bir hareket var. E, 0.18'lerde evet Doge düşen trendi yavaş yavaş bitirmeye çalışıyor. Bunu 4 saatlikte görüyoruz. Bizi bekleyen tekrar 20 direncimiz var. 20 direncinin üzerinde kalması Doge'de bir atılım getirebilir. Biliyorsunuz X platformunda da eğer e, Tesla tarafından ödeme kabul edilirse Ödemede Dogecoin kabul edilirse Doge'de fiyat hareketliliği başlamış olur. Shiba cephesi bugün biraz hareketli. %3.5 yani Doge'ye göre hareketli. 30 bandındaki desteğini kaybetti. Tekrar geri almaya çalışıyor. Şu an 27 bandı seviyelerinde. 25 destek 30 direnç olarak Shiba'yı da söyleyebiliriz. Pepe. Pepe'de düşen diren kırılmak üzere. Pepe her an dönebilir. Bakınız 80'leri kaybettikten sonra 70'e kadar iğne attı. Artık Pepe için... 80 ana direnç değil ara dirençtir. 0 e, sıfır bol 0 10 dolarda da ana direnç bekliyor bizi. Floki cephesinde %2'ye varan bir yukarı yönlü hareket var. Evet 20 desteğini korudu. Şu an 25 ve 30 bandı hareketi Floki cephesinden de gelebilir. Lunch Terra Classic düşen trendi kırdı. Bugün %3'ün üzerinde bir yükselişi var. 14 dolarlarda yani 3.014 15 direncini kırarsa da 20-25'e kadar Lunch cephesinde de bir hareketlilik başlayabilir. 1 dolar seviyesinin üzerine kendini atsa da üzerinde tutunamayan Luna cephesi 0.97 dolarlarda. Evet nereye kadar iğne attı? 90'a kadar iğne attı. 90 desteğinden tepki ile geri dönerek ne yaptı? Tekrar 1 dolara direncine doğru harekete başladı. Kırar üzerinde kalırsa yine yolu yukarı yönlü olacaktır sevgili kardeşlerim. 3 aşağı 5 yukarı bugün piyasanın genel görünümü bu şekilde sevgili arkadaşlar. Efendim videomuzun başında da dediğim gibi kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz arkadaşlar. Akşamki canlı yayınımızda görüşünceye dek fırsat bulursak da Kik platformunda canlı yayın yaparsak oralarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.